gençler, dünyanın en kaotik videosuna hoş geldiniz. Bugün saçımı keseceğim. Ben zaten birkaç yıldır kendi saçımı kendim kesiyorum. Siz bana bayağıdır saçımı nasıl kestiğimi söylüyordunuz. O yüzden şimdi saçımı nasıl kestiğimi göstermeye geldim. Şimdi öncelikle önlerimi kesmeden önce saçımın katlarına bir el atayım diyorum. Çünkü katları buraya kadar geldi. Saçınıza kat vermek istediğiniz zaman da saçınızı şuradan toplayabilirsiniz. Bakın şimdi. Ay bir dakika, önce taramam lazım bir saniye. Şimdi saçımı taradım. Saçım şu anda bir tık yağlı keseceğim için ve işte yarın olduğu için bu akşam duş almak için öyle şey yaptım, ayarladım. Şimdi saçımı böyle öne doğru tarayıp şöyle küçük bir unicorn edasıyla düzgün gelmesi lazım. Bence okey. How you doing? Valla her seferinde çok komik oluyor. Neyse. Şimdi bakın, benim bazı katlarım burada. Aa bakın, bunlar en arkadaki saçlarım bu arada. Şuradan mesela bu. O yüzden saçınızın şeyinden çok almış olmuyorsunuz. Boyundan almış olmuyorsunuz. Sadece kat vermiş oluyorsunuz. Buralar mesela, şuralardaki saçlar mesela, şunu çeksem buradan saç o. O yüzden şimdi ucuna da bir soka bir lastik takalım ve dümdüz keseceğim. Yani şöyle şuradan dümdüz keseceğim. Yani ne kadar keseceğime bir bakacağım. Önce toplayayım da. Toplayamadım. Tamam, şimdi bunu bir tık daha aşağı indireceğim. Şuradan keseceğim. Çünkü öyle yani. Buradan kesmeye karar verdim. Şimdi direkt bakın, bana işte kuaför makasıyla kesmesin bilmem ne vesaire demeyin. Bunları kesiyorum ben. Yıllardır da bunu kesiyorum. Neyse. Şimdi bunu direkt böyle keseceğim. Bunun çok bir böyle ekstra bir şey yok. Hani kesiyorsunuz baya. Dönük. Bunu da ben saçımı katlı kullanmak için başka bir videodan, yani YouTube'da bir tane abla vardı. Onun videosundan izleyip normalde kendi saçımı katlı kesiyordum. Sonra bir gün TikTok'ta bu wolf cut trend diye geçiyor. Zaten sanırım benim saçım da wolf cut diye geçiyor. İşte dedim ki madem kat atacağım, öyle 3 saat uğraşmaya gerek yok. Tamamıyla üşengeçliğimden dolayı denediğim bir şey ve çok da hoşuma giden bir şey. O yüzden hani böyle kesiyorum artık saçımı. Saç da kes bitmiyor ki ama. Yarısına bile gelemedim. Bakıyor musunuz? Görüyor musunuz? Bakıyor musunuz ne ya? Bir şey diyeceğim. Bu gerçekten bitmeyen bir şey. Hani daha profesyonel bir şeyler beklemiştiniz değil mi? Ben de. Bence kendi saçınızı kesmek... Bu arada eğer aileniz izin vermiyorsa asla bunu evde denemeyin de. Bence kendi saçınızı kesmek, bilmiyorum, böyle bir rahatlama şey yapıyor, bir böyle bir stres atma şeyi getiriyor insana bence. Ben mesela kendi saçımı kesmeye bayılırım o yüzden. Hadi bitiyor. O kadar çok saç attım ki şu an yere değil, lavaboya. Bir tık yamuk oldu. Onu da hemen düzeltiyoruz. Anneciğim özür dilerim, buraları temizleyeceğim. Şu azıcık da içine böyle. Tamam. Şimdi
Bunun düz olduğuna emin miyiz? Ona bakacağım. Tabii de düz değil. Ortalar daha uzun. Bunu yaparken herhangi bir ölçü var mı? Yok. Kafanızı atması eserse öyle ki kesin. Evet, şimdi gördüğünüz gibi buralarda artık katlarım var. Ve saçım daha güzel duruyor. Saçımı katlı kesmeye bayılıyorum. Şimdi kesmem gereken sadece önleri kaldı. Önlerim bildiğiniz gibi eskiden kahküldü. Ve buramdalar şu an. O yüzden şimdi önlerimi keseceğim. Şöyle yeni kesilmişken bir arkalarını da göstereyim size, bir tarayayım önce. Böyle arkası. Böyle kullanıyorum. Size de bu arada kestiğim saçları göstereceğim. Anneciğim. Şimdi önünüzdeki saçları böyle, mesela benimki gibi bu şekilde getirmeniz için kesmeniz gereken şey, bunun adı curtain bangs bu arada. Şey olarak öyle geçiyor yani. Bunu kesmek için şimdi benim birkaç tane tekniğim var. Size onları göstereceğim. Ama öncelikle saçınızı ayırmanız gerekiyor. Şöyle burada bir şey oluşturacaksınız. Böyle üçgene benzeyen bir şekil oluşturacaksınız. Aynı şekilde buradan da. Böyle tam ortadan bu kaşınızın bittiği yerin hizasına kadar böyle bir üçgen, iki tane üçgen oluşturacaksınız. Ve geri kalanını saçınızın geri kalanını konuşamadım. Saçınızın geri kalanını toplayabilirsiniz. Çünkü şu anda işimize yaramayacaklar. Bu iki parçayı beraber tarayacağım bir önce. Bakın zaten daha önceden böyle kesildiği için burada böyle bir şekil var. Şimdi bu şekli bir tık daha buraya taşıyacağız. Önce zaten ortadan ayrıktı. Böyle ayıralım. Zaten ortadan ayrık ama şöyle göstereceğim. Alacaksınız saçınızı. Yerini kulağın arkasına attım. Bunu bu tarafa doğru çapraz bir şekilde çekeceksiniz. Böyle. Ve daha sonra parmaklarınızla tutacaksınız. Ve bu kısmı keseceksiniz. Böyle bu şekilde. Ve daha sonrasında böyle bir şey elde etmiş olacaksınız. Ve sonrasında aynısını buna, bu tarafa yapacaksınız. Bakın katlı bir şekilde gidiyor. Şimdi aynısını bu tarafa yapacağım. Sağ tarafı kesmek her zaman daha zor. Evet. Şimdi bakıyorum eşitler mi diye. Eşitler. Eşitler, okey. Şimdi yapmamız gereken şey buralardan, şu kısımlardan bir tık daha, mesela şunlar var ya, bunları artık kullanmayacağız. Bunları kulak arkası ya da işte şöyle tokalayabilirsiniz. Artık böyle kestikten sonra buralarını yavaş yavaş, hatta çok az aldım. Şöyle alayım. Bir tık daha fazla alayım. Şimdi bu kadar bir şey kaldı. Daha az kaldı. Şimdi bunları ortada böyle tarayacağım. Yine düz olacaklar. Ve bunları bu sefer şöyle şey var ya, kalkül kesme şeyi. Böyle çevireceğim. Bu şekilde. Ve yine uçlarından bir tık alacağım. Eğer tam olarak ne kadar kesmek istediğinizi bilmiyorsanız daha az kesin. Sonra saçınızı açın. Bakın nasıl gözüktüğüne karar verin. Ondan sonra biraz daha kısaltın. Yani kademeli kademeli gitmek daha mantıklı. Çünkü öbür türlü mesela yanlışlıkla çok fazla kesip
Daha sonrasında pişman olma şeyiniz var. Böyle. Şimdi buralardan bir tık daha alacağım. Bunu böyle kademeli kademeli yukarıya doğru götürüyorum şu an. Evet, şimdi bunları da tokalıyorum. Aynısını yapacağım. Az öncekinin aynısını yapacağım. Tutacağım. Piçikleyeceğim. Ve uçlarından alacağım. Dediğim gibi kontrollü kesin. Yani çünkü nerede olacağını bilmiyorsunuz. Saçınızın açıldığı zaman, işte şekillendirdiğiniz zaman. Özellikle saçınız mesela kıvırcıksa, saçınızı kıvırcık kullanıyorsanız, hani saçınız, kıvırcık saçlar şey oluyor, fışt oluyor. O yüzden şey yapmayın, acele etmeyin, sakin sakin kesin. Şimdi bir kısmını daha alacağım arkaya doğru. Bu ya da bundan bir sonraki son kısım olacak artık. Evet, bunlar artık bir tık daha en kısa haller. Bunu da böyle. Oy. Bunu çevirmemizin sebebi de şu şeyi veriyor. Nasıl göstersem. Burası böyle geliyor. Öyle kestiğim zaman. Şimdi en son şöyle şu öndeki en minnacık parçaları alacağım. En minnaklar bunlar. Sonra böyle bunları da çevireceğim. Tabii tüm daha çevireyim bunları. Sonra buralardan böyle minnak düz olsun ama. Okey. Şimdi bütün önlerimi açıyorum. Böyle. Şimdi saçımın geri kalanını da açıyorum. Böyle. Biliyorum şu anda çok bir fark gözükmüyor. Ama bakın mesela şuralarım çok daha düzgün iniyor şu an. Buralardan. İsterseniz burayı buraya bağlayabilirsiniz. Böyle benimki bağlı şu anda. Hani böyle kesebilirsiniz. Onu da göstereyim. Makası alıyorsunuz. Böyle fıçı 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 diye iniyorsunuz. Böyle. Çok kesmeyin ama böyle. Hadi bu tarafa da yapalım bari. Evet. Çok bir şey fark etmedi de bunu daha çok yaptığınız zaman şey oluyor. Şimdi saçım artık daha düzgün. Şimdi bir banyoya gideceğim. Sonra yarın okul olduğu için işte saçımı saracağım. Yani evet böyle. Bitince görüşürüz. Okullar açılalı 3 hafta oldu ve ben bu videoyu çekeli de 3 hafta oldu aslında. Ama ben anca editini yapıp atmak için böyle şey yaptım. Saçım böyle oldu. Bu bir tık da uzamış hali. Bence dalgası vesairesi bu tamamıyla doğal hali. Çok güzel duruyor. Buraya da bir tane örgü yapmıştım. Çok tatlı duruyor bence. Böyleydi. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Uzun zamandır soruyordunuz. Ben de bütün sorularınıza bir cevap vermek istedim. Sizi çok seviyorum. Bye bye.